Soruyorsun. Uğur Koşar. Kitap evlerine gittiğimde kişisel gelişim konusunda özel bölümler olduğunu ve bu alanda birçok kişisel gelişim kitabının mevcut bulunduğunu görüyorum. Fakat geçenlerde çıktığınız bir televizyon programında sizin kişisel gelişimi benimsemediğinizi belirttiğinizi söylediler. Ben çok şaşırmıştım. Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Bu çok güzel bir soru ve ben senin öncelikle sorunun köküne, derinliğine inmeni istiyorum. Kişisel gelişim nedir? O neyi geliştiriyor? O kişiliğin gelişmesidir, öyle değil mi? Toplumun senin üzerinde kurmuş olduğu bu hipnotik durumun güncelleştirilmesi, geliştirilmesidir. Kişi sen değilsin, o bir etikettir. O gerçek sen asla değildir. Öncelikle buna dikkat etmelisin. Ve ben kişiliğini, zihnini, sahte benliğini pasivize etmeni, ancak o zaman gerçek huzurla baş başa kalabileceğini anlatırken, seni saf varlığınla, merkezinle buluşturmak isterken, sen kişiliğin daha çok gelişmesinden söz ediyorsun. Ben senin kişiliğini geliştirmenden yana değil, senin bireysel dönüşüm yolculuğunda, kendi varlığında, özünle kucaklaşmandan yanayım. Sen varlığını geliştirdikten sonra dilersen kişiliğini de geliştirebilirsin. Ben buna karşı değilim. Ben önce senin köküne inmenden ve oraya sağlam tohumlar ekmenden yanayım. Ben dengeden yanayım. Denge her zaman anlamlıdır. O bütüne hizmet eder. Sen içindeki verimli toprağa sağlam tohumlar ekersen, o zaten dışarıda toprağın üzerine güzel fideler verecektir, güzel çiçekler açacaktır ve o zaman senden harika kokular gelir. Yüzün ve gönlün ışıldamaya başlar. Ruhu olgunlaşmış insanlara bak. Onlar kişiliklerini değil, varlıklarını geliştirerek olgunluğa ulaşmışlardı. Ve o olgunluğa ulaştıklarında çevrelerine ışık saçmaya başladılar. Hiçbir kişisel gelişim kitabı senin yüreğine dokunamaz. Onlar başarılı olman konusunda sana yardımcı olabilir. Beyninin gelişmesi konusunda sana yardımcı olabilir. Fakat ben senin ruhunun, varlığının olgunlaşmasından yanayım. Kişisel gelişim duygularla ilgilidir. O zihnin gelişimiyle ilgilidir ve zihinde vaki olan her şey gelip geçer. O yüzden kişilik geliştirici kitaplarla geçici olarak bir motive sağlamış olursun. Sen o kitapları okuduktan birkaç gün sonra kendini tekrar dibe vurmuş olarak bulursun. O yüzden ben sana önce varlığını geliştir diyorum. Senin saçların verimsiz ve sen güzellik merkezinde ek saç yaptırıyorsun. O çok yapay olacaktır. Onu nereye kadar taşıyacaksın? Onun ışıltısı bile doğal olmayacaktır ve bir süre sonra ondan sıkılmaya başlayacaksın. Artık onu çıkarmayı isteyeceksin. O sana yük olarak gelmeye başlayacak. Sen önce kendi öz saçını geliştir, ona bakımlar yap, onu okşa, onu sev onu tara. Onun doğallığı, orijinalliği sana yetecektir. Kişisel gelişim kitaplarında kendi doğrularını, kendi deneyimlerini nasıl bulacaksın? Onlar gelişimcilerin kendi deneyimleri, kendi doğrularıdır. Ve şunu asla unutma, bir başkasının doğrusu senin üzerinde her zaman büyük yük oluşturur. Sen başkalarının doğrularıyla yola çıktığında her zaman yanlış yapma olasılığın vardır. Olayı izle. Sabah sporunu yapmış, havuzun kenarında dinleniyordum. Yaşları 8-10 arası olan öğrenciler, yaz okulu adı altında yüzme hocaları eşliğinde havuzda ayaklarını çırparak yüzme öğrenmenin ilk adımlarını gerçekleştiriyorlardı. Ve ben de onları izliyordum. Çocuklar her zaman ilgimi çeker. Onlar aydınlanmış varlıklardır. Onlar saf masumiyettir ve onlarla olmak bana her zaman büyük keyif verir. Yüzme kursu bitmişti. Hocaları çocukları yönlendiriyordu. Şunu şöyle kendini yap, şunu böyle yap, hadi bakalım git oradan bana şunu getir diye kendi uzmanından, öğreticisinden ya da okuduğu kitaplardan edindiği bilgiyle çocuklara sorumluluk yüklemeye çalışıyordu. Havuzdan çıkmışlardı ve şimdi duş alma vaktiydi. Hoca çocuklara dolaplarından kendi şampuanlarını getirmelerini istedi. Çocuklar almış oldukları görev karşısında Hocaya ilk şampuanı ben vereyim düşüncesi içinde koşularak dolaplarına doğru yöneldiler ve kısa bir süre sonra tekrar geri döndüler. Hepsinin yüzünde küçük de olsa başarmanın kendilerine yüklenmiş olan bir sorumluluğu yerine getirmiş olmanın hazzı vardı. Ve hoca şampuanı çocuklardan alarak onları duşa soktu. İşte her şeyin yolunda gittiği an burada bozulmuştu. Hoca şampuanı eline alarak çocukları yıkamaya başladı. Yanlarına kadar gittim ve olanları izledim. Az önceki sorumluluk yükleyen otoriter hoca gitmiş, yerine sanki yavrusuna kıyamayan ve onun kendi sorumluluğunu üzerine alarak varlığının gelişmesinde yaralayıcı olan bir anne modeli gelmişti. O çocukları oturmuş yıkamaya başlamıştı. Şimdi ne oldu? Yüzme hocası bilgiyle doluydu. O bir papağan gibi sürekli söylenen, tekrarlanan sözcükleri kendisine bilgi edinmişti. Şimdi tekerlek patladı. Bilgi bir arabanın tekerleği gibidir. O her zaman seni yarı yolda bırakmaya adaydır. Bilgi bir yerde mutlak patlak verecektir. Seni hiç ummadığın bir yerde mutlaka yarı yolda bırakacaktır. O senin deneyimin değil, o senden bir parça değil. Kişisel gelişim kitapları sana bilgi verir. Ben sana o yüzden önce varlığını geliştir diyorum. Onu olgunlaştırmanı istiyorum. Sen bir kez varlığını olgunlaştırdığın zaman büyük bir değişime, gerçek bir değişime her zaman açık olursun. Senin varlığınla buluşmanı sağlayan yol kişisel gelişim değil, tefekkür yoludur. Tefekkür seninle yaradan arasındaki sevgi köprüsüdür ve ben her zaman bu yolu kullanmandan yanayım. Bilgi de bir köprüdür ancak o seni zihninle buluşturur. Tefekkürse seni yaradanla buluşturur. Aralarında çok büyük fark vardır. Bu farkı görebildiğinde benim ne demek istediğimi anlamış olacaksın.